İyi akşamlar, iyi haftalar. Beyaz Ana Haber'den tekrar merhaba. Caner Karaer ben. Çok yoğun bir haftaya girdik. Onu söyleyeyim. Ekonomiyle ilgili gelişmeler var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hem bugüne hem haftaya damgasını vuracak. Öyle görünüyor. İyi Parti ile CHP arasındaki ittifak krizinden bahsedeceğim. Bu akşam ana haberde sizlere özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında İyi Parti'ye de mesajlar var. Subliminal mesajlar. Sapıklar dört bir tarafımızda, o kadar ki artık engelli çocuklarımıza bile musallat oldular. Ama hak ettikleri cevapları da alıyorlar. İşte yine bir sapığın yediği dayaktan bahsedeceğim. Çünkü adı üstünde sapık. Peki neden, nasıl oldu? Türkiye Zonguldak'taki aile faciasını konuşuyor. Hepsini aktaracağım sizlere ama dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümüyle ilgili video mesaj yayınladı. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı Erdoğan. Refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur dedi. AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak ülkeye hizmet için yola çıkışının 22. yıl dönümündeyiz. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle başladığımız bu yolculukta hamdolsun girdiğimiz her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik. Kuruluşundan bu yana 7 genel, 3 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçimle 3 halk oylaması yapıldı. Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. İlk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız. Hayat pahalılığının farkındayız diyen Erdoğan, sıkıntıları AK Parti iktidarının çözeceğini söyledi. Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Seçim sonuçlarına değindi, muhalefeti eleştirdi. Kendini milli iradenin üstünde görenleri bir kez daha hezimete uğratan bu seçim sürecinin siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacağına inanıyorum. Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hala kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz. 2024 yerel seçimleri de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına seslendi. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı. Sahada en küçük bir boşluğa meydan vermemeliyiz. Haberi açarken söyledim, seçim hezimetinin şokunu atlatamayan İyi Parti ve CHP'de yaşanan ittifak krizi derinleşiyor. İyi Parti'de 3 farklı görüş ön plana çıkarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İyi Parti ve HDP kendi adaylarını çıkarırsa CHP İstanbul ve Ankara'yı kaybetmez mi sorusuna niye kaybedelim yanıtını veren ana muhalefet lideri dolaylı yoldan İyi Parti'ye de mesaj gönderdi. 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaş.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan ağır yenilgi, İYİ Parti ile CHP arasında yeni restleşmeyi de beraberinde getirdi. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. 2019 ve 2023 seçimlerinde İYİ Parti'nin CHP'nin gölgesinde kaldığı eleştirileri krizi derinleştirdi. İYİ Parti'de yerel seçimlere yönelik şimdiden 3 farklı görüş ortaya çıktı. Siyasetle esas olan, iktidar hedefi olan İYİ Parti'nin elbette ana amacı 81 ilde adaylarımızla kenetlenerek girmeyi başarmaktır. Kulislerde parti yönetimindeki önemli isimlerin ve parti tabanının seçimlere ittifaksız girmeyi savunduğu konuşuluyor. Seçim işbirliğimiz bitti. Bu taktiksel bir birlik. Şimdi artık önümüzde yeni bir dönem var. İktidara muhalif isimlerse yeniden CHP ile hareket edilmesi gerektiğini ve bu sayede pazarlık güçlerinin 2019'a göre daha fazla olacağını dillendiriyor. Milliyetçi kimliğe sahip bazı isimlerin ise Cumhur İttifakı'na katılarak yeni bir yol haritası çizilmesini istediği öne sürüldü. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil. Son seçim de değil. Tartışmalar devam ederken istifa ve değişim çağrılarına kulak tıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu T24'de konuştu. İYİ Parti ve HDP kendi adaylarını çıkarırsa CHP İstanbul ve Ankara'yı kaybetmez mi sorusuna niye kaybedelim yanıtını verdi. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum. Bizim kitabımızda umutsuzluğa yer yok. Belediye başkanlarımız başarılı. Biz ayrıca yeni büyükşehir belediyeleri ve çok sayıda belediye başkanlığını da kazanacağız. İYİ Parti CHP'ye kapıları tamamen kapatacak mı? Yoksa yeni bir işbirliğine yeşil ışık yakacak mı? İYİ Parti'nin izleyeceği yol haritası için gözler şimdi Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya çevrildi. 26 Ağustos'ta İYİ Parti'nin yeniden şahlanış, Türk milletinin yeniden diriliş günü olacak. Bilmiyorum siz de benimle aynı fikirde misiniz ama özellikle bu son yıllarda sosyal medyanın artmasıyla sapıklar da çoğaldı etrafımızda. Bir etken mi bilemiyorum ama bakın şimdi bir örneğini ekrana getireceğiz. Bir engelli genci yanına çağırıyor ve işte sapıklığını orada gösteriyor. Bunu fark eden mahalleli de ona hak ettiği cevabı veriyor. Bir güzel dövüyorlar ve araya girmek isteyenler var ama mahalleli onlara da tepki gösteriyor ve hak ettiği cevabı vermeye devam ediyor o sapığa. Seslendiği engelli genci kandırdı, ardından sarılıp öpmeye başladı. Sokak ortasında engelli genci taciz eden yaşlı adama mahalleli meydan dayağı attı. Durmayın! Karışma lan, ne karışıyorsun? Sapıklık yapıyor. Polisi arayın diyor bir de. Çocuğu götür abi sen, götür abi. Mide bulandıran tacizin adresi Eyüp Sultan. Gece saatlerinde engelli bir gencin dükkanının önünde yalnız başına durduğunu fark eden yaşlı adam onu yanına çağırdı. Hiçbir şeyin farkında olmayan gence önce sarılmaya başladı. Engelli genç yanından uzaklaşmak için hamle yapsa da ona fırsat vermedi. Çok geçmeden sapın niyetini anlayan mahalleli hemen müdahale etti. Yere yıktıkları sapığı tekme tokat dövmeye çalıştılar. Araya girip kendilerine engel olmaya çalışanlara da tepki gösterdiler. Durmayın! Karışma lan, ne karışıyorsun? Sapıklık yapıyor. Polisi arayın diyor bir de. Sapığı tanıyan bir kadın gençleri engellemeye çalışıp onun hasta olduğunu iddia etti. Yaşlı sapı iyice hırpalayan mahalleli ardından olay yerine çağırdıkları polislere teslim etti. Tekrar yurda dönelim. Bir festival. Şimdi festival deyince böyle müzik, eğlence bu yönüyle haberi vermeyeceğim sizlere. Arkamda fotoğrafını görüyorsunuz. Herhalde tanımayanınız yoktur. Demet Akalın şarkıcı. Diğeri de yine oldukça tanınan bir sanatçı Resul Dindar. Arhavi'de düzenlenen bir festivalde sahne aldılar. Ve orada bir gerginlik yaşandı. Ve Resul Dindar'la Demet Akalın arasında yaşanan gerginlik sahneye taşındı. Ve tabii bu gerginlik izleyicilere de yansıdı. Peki ama neden? Haberi izleyin. Daha sonra size soracağım. Kim haklı? Demet Akalın mı?
Resul dindar mı? Bana da yazabilirsiniz. Cevaplara bakacağım. Caner Karaer Official. Demet Akalın hanımefendi 10.30'da çıkmak istiyormuş. Eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş. Yoksa gidecekmiş. Sabahın 9'unda geldi. Benim sahne saati 8.30'dan beri otelde bekliyorum. Demet Akalın ve Resul Dindar arasında ipler gerildi. İki sanatçı seyircilerin önünde sıra tartışmasına tutuştu. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş. Yoksa gidecekmiş. 8.30'dan beri otelde bekliyorum. Artvin Arhavi'de bu yıl 49.sü düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin 5. gününde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne alacaktı. Sahneye ilk önce Resul Dindar çıktı ve sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Etkinlik akışına göre Dindar'ın konseri saat 22'de sona eriyordu. Ancak bu süre uzayınca Akalın tepki gösterdi. Akalın'ın talimatıyla bir görevli Dindar'ın kulağını fısıldayarak şarkıcıyı uyardı. Ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın hanımefendi 10.30'da çıkmak istiyormuş. Eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş. Yoksa gidecekmiş. Mikrofon alarak sahne önüne gelen Dindar, Karadeniz'de sahneye çıktığında konser süresini hep uzun tuttuğunu söyledi. Bu sözlere sinirlenen Demet Akalın sağ sahneyi bastı. Ben buranın çocuğuyum. Ben Karadeniz müziğini. Sen beni tanıyor musun? Benim saatim 11. Resul Dindar tartışmaya rağmen bir süre daha şarkılarına devam etti. Onun sahneden inmesinden sonra sıra Demet Akalın'a geldi. Konsere başlamadan önce yaşanan tartışmadan dolayı özür diledi. Sabahın 9'unda geldi. Benim sahne saati 8.30'dan beri otelde bekliyorum. Çünkü mankenlikten kalan lanet olası bir alışkanlığım var, dakiklik. Onun için kusura bakmayın geldiğinizden dolayı. Hadi gelin konuyu değiştirelim biraz. Güzel şeyler de oluyor. Yüzümüzü güldürecek güzel şeyler de var. Hayata pozitif tarafından da bakmak gerekiyor, öyle değil mi? Tabii ki birçok problemimiz var. Şimdi sizi Çakkıdı Bebek'le tanıştıracağım, minik Pera'yla, daha 1,5 yaşında. Öğrendiği böyle birkaç kelime var. Zaten bu dünya güzellerine baktığınız zaman konuşmalarına gerek yok. Yüzlerine baktığınız zaman hayata daha sıkı sıkıya bağlanmanız kafi, yetiyor. İşte o Çakkıdı kelimesini duyduğunuz anda hayata sıkı sıkıya bağlanıyorsunuz. Tıpkı şarkıcı Kenan Doğulu gibi. O da işte minik Pera'nın o Çakkıdı ile dans edişini gördü, duydu ve konserine davet etti. Çakkıdı mı istiyorsun? Nasıl? Çakkıdı mı? Tamam, açıyorum aşk. İstediği şarkıyı duyar duymaz ritim tutup oynamaya başladı. Sevimli ufaklığın Çakkıdı aşkı sosyal medyada viral oldu. Çakkıdı mı? Tamam, açıyorum aşk. Kenan Doğulu Çakkıdı şarkısını çok seven ve şarkılarıyla sürekli dans eden minik Pera'yı konserine davet etti. Çak
Sosyal medyada içerik üreten Zeynep Aydın Kocatürk sürekli annelik, bebekler ve aile paylaşımları yapıyor. Kızları Ada ve Pera ile geçirdikleri eğlenceli anlara sayfasında sık sık yer veriyor. Yaşındaki kızı Pera henüz tam konuşamıyor. Söyleyebildiği birkaç kelimenin biri de çakkıdı. Sevimli minik Kenan Doğulu'nun çakkıdısını dilinden düşürmüyor. Çakkıdı mı? Minik Pera her fırsatta annesinden çakkıdı şarkısını çalmasını istiyor. Çakkıdı mı istiyorsun? Şarkıyı duyar duymaz ellerini sallaya sallaya ritim tutup oynamaya başlıyor. Bu komik anlar Kocatürk'ün takipçilerini gülümsetiyor. Ciddi tutmak üzereyim, neresinden tutup da düzeleyim. Ortağı olmuşum düzeneyim, kendimi bulasım var. Minik Pera'nın bu sevimli görüntüleri Kenan Doğulu'yu da harekete geçirdi. Çakkıdı bebeği İstanbul'daki konserine davet etti. Minik Pera konser öncesi provalara da katıldı. Çakkıdı bebek ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun buluşması çok konuşuldu. Minik Pera şaşkınlıktan huysuzlandı. Çekilen tüm kareler de sinirli çıktı. Sosyal medya kullanıcıları ise Minik Pera'yı Kenan Doğulu'nun bebekliğine benzetti. Tekkide, tekkide. Mehmet Orhan Aka. Kimdir Mehmet Orhan Aka? Suriye eski büyükelçisi. Evinden tablosu çalındı. 500 bin liralık bir tablo. Son derece değerli. Ve şoke oldu. Peki neden? Tablosu çalındığı için mi? Evet, bir nedeni bu. Ama asıl onu şoka uğratan neydi biliyor musunuz? Hırsızların kimlikleri. Çünkü güvenlik kamerasını izlediğinde işte tam anlamıyla şoke oldu. Güvenlik kameralarındaki görüntüleri izleyince hayatının şokunu yaşadı. Yarım milyonluk tabloyu çalan hırsızın kızı olduğunu görünce gözlerine inanamadı. İnanılmaz soygun Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Suriye eski büyükelçisi Mehmet Orhan Akan'ın evindeki Burhan Doğançay'ın resmettiği Mavi Duvar isimli tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı. 500 bin lira değerindeki tablonun sahte olduğunu fark eden Aka, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gerçek ortaya çıktı. Suriyeli eski büyükelçi, görüntülerde konuta giren şüphelilerin kızı Pınar ve damadı Ersin olduğunu tespit etti. Hırsızların yanlarında getirdikleri sahte tabloyu aslıyla değiştirip konuttan ayrıldığı anlar kameralara işte böyle yansıdı. Aka savcılığa başvurarak kızı ve damadından şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. İkili eseri müzayedede satmaya çalıştı. Bir antikacının sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf hırsızların planını bozdu. Tablonun müzayedeye hazırlandığı ihbarını alan polis dükkana gidip satışı durdurdu. Antikacıya gelen Suriye eski büyükelçisinin kızı gözaltına alındı. Tablonun babasının hediyesi olduğunu, kendisinin de müzayedede satmak istediğini öne sürdü. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari eşi ise aranıyor. Birçoğumuz ne sevincimizi yaşamayı biliyoruz, ne acımızı, kederimizi. Şimdi bakın, Bursa'daki bir düğüne götüreceğim sizleri. Düğün deyince böyle hani eğlence, göbek atma, şu bu değil. Mesele o değil. Düğün konvoyu kız istemeye gidiyor. Kızın evinin önüne geldiklerinde işte yine o alışkın olduğumuz manzara. Düğün magandaları böyle çıkarıyorlar silahlarını. Dan, 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 dan. Ne o sokaklardaki çocuklar, ne o pencereden, balkonlardan sarkan insanlar. Hiç kimse umurlarında değil. Hani biri yaralanır, Allah korusun biri ölür. Hiç mi hiç umursamıyorlar.
Tabancalarını, tüfeklerini çıkardılar. Düğün eğlencesini maganda geçit törenine çevirdiler. Sosyal medyada paylaşılan o anlara tepki yağdı. Aslen Muşlu olan ama Bursa'da ikamet eden Ahmet Tan ve Nazar Tuğlacı beraberliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Düğün günü geldiğinde davetliler onlara unutamayacakları bir konvoy yapmak istedi. Ama araya giren magandalar o eğlenceyi kabusa çevirdi. Erkek tarafı gelin evine vardığında kimi tabancasını çekti, kimi de pompalı tüfeklerini. Peş peşe patlayan silahlarla gelinin sokağa savaş alanına döndü. Hemen yanlarında yükselen apartmanların üst katlarında oturanlara kabusu yaşattılar. Korkudan kimse pencereye balkona çıkamadı. Sokağı dolduran çocuklara da aldırmadılar. Peş peşe patlayan silahların yanında meşaleler yakıldı. O anların görüntülerini de çok güzel bir şey yapmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Görüntüleri takibe alan polis, sorumsuzca silah kullanan magandaların peşine düştü. Şimdi ekrana getirdik taksiciler. Tabii haftada bir ilk kez ekrana getiriyoruz zaten bu taksi ve taksici sorunu. Okkalı bir zam geldi ama o zam belli ki taksicileri tatmin etmedi. İşte o taksicilerin arsızlığını dün akşam ekrana getirdi arkadaşlarımız. O görüntüleri de ihbar kabul eden polis hemen bir operasyon düzenledi. Ve o işte turist bekledikleri için yolcuları taksisine almayan şoförlere ceza kesildi. 4.000'er lira. Bakalım ondan sonra neler oldu? Arap arıyor bunlar. Bunlar para abisi. Bunlar para abisi, para. Biri de burada. Bunlarla var ya bu belediye ilgilensin. Turist avına çıkıp müşteri beğenmeyen, tepki gösterenlerle tartışan taksiciler layığını buldu. Taksicilere ceza kesen polis araçlarını da otoparka çekip bağladı. Taksici biliyorum, çektim zaten, plakasını da çektim. Bu bugün İBB'ye girecek bu video. Bu bak, bu burada duruyor diye taksiler duruyor. Bu burada duruyor, o da durmuyor, o da boş. Bak. Hepsi boş. Boş taksiler durmuyorlar yani. Böyle rezillik bu. Dün ekrana getirdiğimiz bu taksici gelen müşterilerin hiçbirini aracına almadı. Neyin peşinde olduğunu geri çevirdiği müşteriler ortaya çıkardı. Müşteri beğenen taksiciler. Arap arıyorlar. Hepsi Arap. Bak onca insan burada mağdur. Bunların hepsi Arap arıyor. Para avcıları. Almıyorlar değil mi teyzeciğim? Hiçbiri almıyor. Müşterilerden biri hiç değilse elinde poşetiyle bekleyen yaşlı kadını götürmesini istedi. Ancak pişkin taksicinin cevabı herkesi şoke etti. Neye gideyim, neden almıyorum? Sen geldin, hiç bana bak, benim yüzüme bile bak. Kadın oraya geçti. Evet. Onu içtim de almadım. Ya al o zaman ha. Teyze ya. Teyze ya. Biriken yolcuların tepkisine rağmen istifini hiç bozmadı. Yolcular da çektikleri bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıp arsız taksiciyi ihbar etti. Kadını niye almıyor o zaman? Yaşlı başlı kadın burada böyle duruyor, bunlar da burada şey yapıyor. Sana ne? Ben gittim. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri iki taksiciyi hemen yakaladı. İlk iş olarak çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlandı. Ardından taksicilere 4.064'er lira ceza kesip araçlarını 10 gün süreyle trafikten men ettiler. Dün müşteri beğenmeyen taksiciler bugün çekicinin üzerinde otoparkın yolunu tuttu. Taksicilik hayatın bitmiştir bu saatten sonra. Ayıp ya, bu kadar küstah, bu kadar hadsiz olmayın insanlara karşı. Olmayın. Ama ne yazık ki işte bu küstahlık, hadsizlik, magandalık artık birçoğumuzun genlerine işlemiş vaziyette. Şimdi magandalık dedim de bakın acil serviste müdahale edilen hastanın yanına girmek isteyen 1, 3, 5 kişi değil 20 kişi. 20 kişi. Acaba ne yapacaklar 20 kişi o hastanın yanında? Tabii girmeleri mümkün değil. Kendilerini almayan güvenlik görevlilerine saldırdılar acil serviste. Kim kime dumduma bir görüntü. O kadar şiddetli tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Kimi tekme savurdu, kimi de yakaladığı güvenlikçiyi kündeye getirmeye çalıştı.
Kimin kime vurduğunun belli olmadığı bu görüntüler Nevşehir Devlet Hastanesi'nden. Hasta yakın olduklarını belirten 20 kişilik grupla özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Kavganın nedeni ise saldırgan grubun yüksekten düşen hastaya müdahale edilen acil servise alınmamasıydı. Acil servise girmelerini engelleyen güvenlikçileri aşamayan grup böyle saldırdı. Hastane koridorlarının karıştığı o anlarda hasta yakınları da büyük panik yaşadı. Gerginliğin bir türlü yatıştırılamaması üzerine polisten yardım istendi. Taraflar birbirinden şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı. Tekrar birlikteyiz. Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya, Karadeniz'de büyük bir skandala imza attı. Denetim amacıyla Türk gemisini zorla durduran Rus askerlerine mürettebat çok konuşulacak bir hareketle karşılık verdi. Rusya, Türk yük gemisine ateş açtı. Helikopterle gemiye inen askerlere mürettebat işte böyle karşılık verdi. Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin yankıları sürerken Karadeniz'de ilk önemli gerginlik yaşandı. Rus savaş gemisi devriye görevini yürütürken Palau bandıralı Türk yük gemisi Şükrü Okan'ı durdurmak istedi. Teftiş talebini reddeden gemi kaptanı yola devam edince gemiye uyarı ateşi açıldı. Ardından K-29 helikopteriyle gemiye Rus askerleri indi. O anlarda kameralara işte bu dikkat çeken görüntü yansıdı. Ambar kapakları üzerinde bekletilen mürettebattan biri görüntü çeken Rus askerine bozkurt işaretiyle karşılık verdi. Yapılan aramanın ardından kargo gemisinin yoluna devam etmesine izin verildi. Ukrayna, İzmail Limanı'na gitmekte olan kuru yük gemisine müdahaleyi kınadı. Rusya'nın denizcilik hukukunu ihlal ettiğini belirtti. Rusya tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından Karadeniz'de birçok noktayı tehlikeli bölge ilan etmişti. Bölgede gemilerin güvenliği için sağlanan garantileri de geri çekmişti. Yeni haftaya işte böyle bir gündemle başlıyoruz. Bir tatil arasının ardından bugün tekrar merhaba dedik. Bütün mesajlarınız için hem kendi adıma hem bütün ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bizlere işte bu numaralardan ve bu internet adreslerinden ulaşabilirsiniz diyelim. Yarın akşama randevumuzu verelim. İyi akşamlar, iyi haftalar.